Mustıkcan'ın YouTube kanalında hoş geldiniz. YKS tercihinde dikkat edilmesi gereken 5 kural. YKS tercihleri nasıl yapılır? Örnek 4 YKS tercih yapacağız. Öncelikle tercihlerimiz 23-29 Temmuz arasında olacak. Ve en fazla 24 adet tercih yapabileceğiz. Öncelikle YKS'de ter dikkat edilmesi gereken 5 önemli kuralla başlayalım. Birinci kuralımız tercihlerimizi sıralamaya göre yapacağız. Bu yıl sınavın kolay olması bazı puan türlerinde yığılmalara neden oldu. Aynı puandaki adayın başarı sırası aynı değil. Bu yüzden puana göre değil başarı sırasına göre tercih yapmamız gerekiyor. Sıralamaya göre 4 tercih örneğini 5 kuraldan sonra yapacağız. İkinci kuralımız öğrenci kesinlikle kılavuzu mutlaka okumalı. ÖSYM'nin yayınladığı programlarla ilgili bilgilerin, özel koşulların, bakın koşulları yazmadan yazabiliyor da daha sonra problem yaşıyor uyarıların yer aldığı yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu dikkatle incelemeli. Çünkü bazı bölümlerin özel koşulları olabiliyor ya da ücretli olabiliyor. Ücretli olup olmadığına bakmadan direkt tercih yapıyor sonra ücretli olduğunu gördüğünde zor durumda kalıyor. İkinci dikkat edilmesi gereken kuralımız kılavuzu mutlaka okuyoruz. Koşullarına çok dikkat ediyoruz. Üçüncü kuralımız programımızı iyi araştıracağız arkadaşlar. İstemediğimiz bölümü sakın yazmayacağız. Çünkü daha sonra okulu bırakanlar çok fazla oluyor. Birçok aday listesine yazdığı programın detaylarını araştırmadan, iş olanaklarına bakmadan puanı yettiğince tercih yapıyor. Üniversiteye başladığında bölümü beğenmiyor, mutlu olmuyor ve bu hataya düşenlerin sayısı da hiç de az değil arkadaşlar. Dördüncü kuralımız kulaktan dolma bilgilerle değil listeyi siz araştırarak yapın. İyi niyetli olsalar da bazı tavsiyeler adayların yanlış yönlendirilmesine neden oluyor. Arkadaşlar kulaktan dolma bilgilerle değil sizin araştırmalarınız ve rehber öğretmenlerle yaptığınız istişareler sonucunda tercihlerinizi yapın. Beşinci kuralımız ise Ailemizi istiyor diye değil, sizin istediğinize göre yapın. Yaptığı işten memnun olmayan, okuduğu alanı beğenmeyenler, yakındığı bir sorunda sadece ailesinin isteğine göre bir yeri yazmak, bu kişilerin sayısı az değil, özellikle yüksek başarıya sahip bazı öğrenciler başka hedefleri ve idealleri olmasına rağmen sadece ailesi çok istiyor diye ilgi duymadıkları ve kendilerini başarılı hissetmedikleri bir alana yönelik tercih yapabiliyor. Bu yüzden daha üniversite yıllarında bile sıkıntılar yaşamaya başlıyorlar. Arkadaşlar bu beş kuralın en önemlisi tercihlerimizi sıralamamıza göre, göre yapacağız, puanımıza göre değil. Şimdi örnek birinci tercihe bakalım. İlk tercihimiz arkadaşlar 20 binde ilk 20 binde olan bir öğrencimiz olsun. İlk 20 binde burada yanlışlık var 20 bin olacak. İlk 20 binde olan bir öğrenci üst tercihini 5.000, alt tercihini 30 binde sonlandırılmalı. 24 tercih ilk 1 ve 6 arası tercihte 5000 ile 10000 bölüm arasındaki hayallerini yazmalı. 7 12 tercihlerinde 10 ile 15000 arasındaki bölüm beklentisini yazmalı. Gerçeğimiz ise bizim 15000 ile 25000 arasında bizim gerçek bir bölümümüz var. Kazanabileceğimiz bölüm gerçeğimizi yazmalı. 19 ile 24 tercihleri arasında ise 25 bin ile 30 bin arasında sağlam tercih. Yani ben mezuna kalmak istemiyorum, yazmalıyım diyen öğrenciler ise mezuna kalmayı düşünmeyenler ise 25 bin ile 30 bin arasında sıralamalarda tercihini yapmalı. 20 bin sıralaması 20 bin olan öğrencinin örnek tercihi bu şekilde olmalı. İkinci tercih örneğimiz sıralaması 50 bin olan bir öğrenci için arkadaşlar 10.000'den başlayıp 75.000'e kadar yazabilir. İlk 1-6 tercihi hayali 10.000 ile 20.000 arasında bir okul. 7 ve 12. tercih arası 20.000 ile 40.000 beklentisi olan bir okul. Gerçeği ise 40.000 ile 60.000. Bakın tam ortasında 50.000 40.000 ile 60.000 arası bir okula bu bir gerçeğidir. Eğer ben mezuna kalmak istemiyorum, kesinlikle sağlam tercih yapmak istiyorum diyen öğrenci ise 19 ve 24 tercihler arasını ise 60-75 bin arası sıralamalarda istediği bölümü yazmalı. Üçüncü tercih örneği 100 binde olan bir öğrenci nasıl tercih yapmalı? 100 binde olan bir öğrenci 40 binden başlayıp 150 bine yaklaşık 150 bine kadar tercihi yapmalı. Hatta 160 bine kadar da yapabilir. İlk 1.6 tercihini 40 bin ile 50 bin, 60 bin arasında bir okul hayali bölüm ikinci 7 ile 10 ikinci tercihlerini 60 ile 80 bin arasında bir okul beklentisi gerçeği ise 80 bin ile 110 bin arası 100 binde olan bir öğrencinin gerçeği 80 bin ile 110 bin arasında bir okula yerleşebilir. Bunu yazmalı. Mezuna kalmak istemiyorsa, sağlam tercih yapmak istiyorsa 110 bin ile 150 bin arasında hatta 160 bin arasında tercih yapabilir. Dördüncü tercih, örnek tercih. 200 binde olan bir öğrenci için nasıl tercih yapmalı? 100 bin ile 300 bin arasında bir tercih aralığı olmalı. Arkadaşlar geriye doğru gittikçe Yığılma daha fazla olduğu için aralığı daha da arttırmalıyız. Bir 6 tercihini 100 bin ile 140 bin arasında hayalini yazabilir. 7-12 tercih e, arası tercihi ise 140 bin ile 180 bin arası beklentisi. Gerçeğimiz nedir? Yani 200 binde olan bir öğrenci 180 bin ile 230 bin arasındaki bir okula yerleşebilir. Son mezuna kalmak istemiyorsa 29, 19 ve 24 arası tercihin ise 230 bin ile 300.000 arası sağlam tercih yapabilir. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize başarılar dilerim. İnşallah istediğiniz okula yerleşirsiniz.